Merhaba arkadaşlar, hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel marka bir çantanın çalışmasını yapacağız birlikte. Şöyle şu şekilde ben bir parçasını ördüm. Şimdi başlamadan önce şunu belirteyim arkadaşlar. Videomu beğeniyorsanız beğeni butonuna basarsanız ve yorumlarınızı da yaparsanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum. Öncelikle bu çantamız arkadaşlar kağıt iple yapılmış. Yani bunun asıl özü kağıt iple yapılıyor. Fakat ben kağıt iple burada göstermesi biraz zor oluyor diye polyester makrome ile yaptım. Bu çantamız için 300 gram kağıt ip yeterli arkadaşlar. Siz hangi iple yaparsanız yapın, o sizin zevkinize kalmış bir şey. Ben size yapılışını göstereceğim şimdi. İlk başta tığ numaram 3. Eğer ki kağıt iple de yapıyorsanız 3 veya 3,5 kullanabilirsiniz. O elinizin nasıl, gevşek mi yoksa çok mu sıkı yapıyorsunuz, o size bağlı tamamen. Şimdi ben ön yüzünü bir parçasını yaptım, hazır ettim şöyle arkadaşlar. Şimdi diğer tarafını birlikte yapacağız ve bir de ara şeridimiz var. Onu da daha sonra göstereceğim. Şimdi başlangıç olarak ipimize şuradan başlayacağız arkadaşlar. Önce şu sık iğnemizi öreceğiz. Şimdi başlangıç olarak bu trabzan 23 tane. 23 tane zincirimizi çekiyoruz. Normal 23 tane zincir çekip 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 tane zinciri çektikten sonra arkadaşlar 2 tane ayrıyetten çekiyoruz. Şöyle milüstümüzü, yani ilmeğimizi alıyoruz. İlk deliğimize değil, ikinci zincirimizin şuraya şöyle göstereyim. İki kere de çıkartarak trabzan yaptık. İlmek aldık. Diğer hemen yanındaki zincirin içine battık ve iki kere de çıkarttık trabzan. Her bir zincirin içine ikili trabzanları yapıyoruz. Bu çektiğimiz zincirle birlikte 1, 2, 3, 4, hepsi şuraya kadar geleceğiz. 23 tane trabzanımız olacak. Şurası yani arkadaşlar. İlmek alıyoruz. İki kere de çıkartıyoruz. Ve bu şekilde sona kadar, şuraya kadar gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi 23 tane trabzanımızı yaptık. Buraya geldik. Şimdi bu dönüşleri göstereyim ki artma eksilme olmasın. O yüzden şimdi dönerken arkadaşlar 1, 2 tane zincir çekiyorum ve geri döndüm. Milistü ilmeğimi aldım. Hemen bu zincirin dibindeki şu deliğimize trabzanımızı yaptık. Şimdi bütün sırayla her bir ilmeğimizin içine tekrar trabzanımızı yaparak diğer başa gidiyoruz. Bir de gidişi göstereceğim arkadaşlar. Çünkü bazen bu kenarda artmalar, eksiltmeler oluyor. Bilmeyen arkadaşlarımız için de zorluk olmasın. O yüzden detayına kadar göstereceğim size şimdi. Trabzanlarımızı yaparak diğer köşeye kadar geliyoruz. Şimdi orada da gidişi de göstereceğim, nerede bırakmanız gerektiğini. Sonra bunu 25 sıra bu şekilde büyüteceğiz arkadaşlar. Yani şurayı. Evet.
Şimdi bu 23 sayısını hiç kaybetmeyin arkadaşlar. Şuraya bir tane daha yapacağım. Şimdi saymak için bıraktım. Bu zincirle birlikte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve şurası 23 ile bitirdik. Sonra iki zincir çekiyoruz arkadaşlar. Geri dönüyoruz. Aynı ilk deminki yaptığımız gibi ilmeğimizi alıp dibindeki bu boşluğa batıyoruz. Zincirin dibindeki. Şimdi zaten zincirle birlikte sayarsanız 23'te bırakıyorsun. Yani 23'ten ne fazla ne eksik olmasın arkadaşlar. Şu şekilde 25 sıra örelim. Bu parçamızı büyütelim. Evet arkadaşlar, 25 sıra şu şekilde büyüttük parçamızı. Şimdi bu kafes gibi olan tarafı, yani şu tarafa örerek göstereceğim şimdi. 25 sıradan sonra arkadaşlar burada 4 tane zincir çekin. İlk başta 1, 2, 3, 4. Şunu şöyle yapalım, daha mı iyi görürsünüz? Evet. 4 zincir çektik. Bu başlarda, dönüşlerde hep zincirlerimiz 4 zincir olacak. 4 zincir çektik arkadaşlar. İlmeğimizi aldık. Şimdi şu trabzanımız var ya, alttaki trabzana, yani birleşme noktasında, şu ikisinin birleşme noktasına bir ikili trabzan yaptık. Bir kafesimiz oldu. 1, 2 zincir çekiyoruz. İlmeğimizi aldık. Diğer trabzanların tam ortasına, birleşme yerine trabzanımızı yaptık. Yani bu şekilde her iki trabzanın ortasına, yani şu trabzanların tam orta yerine bu ikili trabzanlarımızı yaparak kafeslerimizi oluşturacağız. Sona kadar bu şekilde aralar iki zincir olarak arkadaşlar, sona kadar gelelim. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar, bu sona kadar geldik. En son kafesimizi iki zincir çektik. Tam başlangıç yerine bunu da buraya şu şekilde trabzanımızı yaparak bitirdik. Bakın, şimdi hepsini ölçüp ölçülerini de vereceğim sizlere arkadaşlar. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 sıra, pardon, 4 zincir çekip geri dönüyoruz. Bu köşeler hep 4 zincirle. Geri döndük, ilmeğimizi aldık. Bu yaptığımız trabzanların tam tepesine ikili trabzanları yapıyoruz. Ve aralar yine 2 zincirle. Bu şekilde kafeslerimizi oluşturacağız. Evet arkadaşlar. Bunu yukarıya doğru bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tam 15 sıra. Yukarıya doğru gidip gelip 15 sıra kafes yapacağız arkadaşlar. Şu şekilde, gösterdiğim gibi. Bakın, şimdi şu parçamızın, öncelikle size ölçülerini de vereyim arkadaşlar. 12,5. Şu parçamız 12,5. Boyu ise, pardon, şöyle tutalım. 32. Yani bunu çantanın istediğiniz bolluğa, küçüklüğüne göre de kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben elimdeki ölçüleri verdim size. Boyu ise belki 15 size kısa gelebilir. Kısa çekmiş olabilirsiniz. O yüzden şu ölçülerle yapmanız, evet, yine 32. Yani şurası da 32, burası da, şurası da 32 arkadaşlar. Bu şekilde 15 sıra kafesimizi gidelim ve daha sonra diğer işlemlerimizi yapacağız. Evet, 3. sıraya geldim arkadaşlar. Bu şekilde
yukarı doğru tam 15 sıra yapıyoruz. Göstermek istedim nasıl ilerlediğini de arkadaşlar. Siz bu iki parçayı hazırladıktan sonra diğer işlemlere de geçebilirsiniz. Evet, böyle. Yukarıya kadar 15 sıramızı yapalım. Evet arkadaşlar, iki parçamızı da oluşturdum. Birazcık kısa bırakmak zorunda kaldım, ipim yetmeyebilir diye. Ama siz 15 sırayı tamamlayın. Şekil, her şey aynı olacak. 15 sırayı tamamladıktan sonra arkadaşlar, şimdi bu iki parçamızın, yani bu çantamızın şu kenar kısmını öreceğiz. Onu da nasıl yapacağız? Yine burayı başladığımız gibi 23 sıra, 23 tane trabzan değil de 15 tane trabzan yapacağız. Onu da göstereceğim şimdi size. Yine zincir atıyoruz arkadaşlar. 15 tane. zincirden sonra 2 tane zincir çekip ilmeğimizi aldık ve hemen şuraya değil, yani 1-2 zincir değil, şu 3. zincire ikili trabzanımızı yaptık. Yani şunun başlangıcı gibi arkadaşlar. Yine milistümü aldım. Her bir zincirin içine ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Bu da 15 tane olacak arkadaşlar. 15 taneden sonra git gel, yani bunun gibi gösterdiğim şekilde uzunca, yani şurayı, alt kısmını ve şu kenarı kaplayacak şekilde bu kenarımızı da örelim. Şimdi uzunca ördük arkadaşlar, bakın böyle. Bunun kaç santim olduğunu ölçmeyeceğim. Sadece şurayı ölçebilirim sizler için, bu kenar biyesini. 8 santim. Tam 8 santim olacak. Yani 15 tane trabzan bizim 8 santim. Yani sizin 8 santim kaç taneye denk gelirse ipinize ve elinize bağlı olarak. Şimdi bunu uzunca ördüm. Ne kadar mı öreceksiniz? Çantanızın, yani bu örmüş olduğunuz parçanızın şöyle tuttuğunuz zaman üç tarafını kaplayacak şekilde, şu şekilde ölçeceksiniz ve tamamlayacaksınız. Şimdi bu tamamlandı arkadaşlar. Bunu bakın, burası ön parçası farz ediyoruz. Pardon, şuradan başlayalım. Nasıl olsa ipimiz de var burada. Bunu kırmayalım arkadaşlar, şu ipimizi. İpimizi kırmayalım. Evet. Şu şekilde. Yani böyle gideceğiz arkadaşlar. Bu ön, burası bize bakacak. Eğer ki şu taraftan gidersek, yani şöyle gitmiş olursak ters olur. Birleştirme şu yüzü bize bakacak. Bu ipimi kırmadım arkadaşlar ve hemen bunun başlangıç yerine bunu birleştirdim önce. Ve şöyle tuttuğunuz zaman arkadaşlar, her bir deliğe sık iğne yapacağız. İkisini dikerek gitmiş olacağız sık iğneyle. Boşluğun tam ortasına battım arkadaşlar. Diğer taraftan da kenarımızı tutturup bir sık iğne yaptım. Ve aynı boşluğa tekrar bir sık iğne daha yaptım. Her boşluğun içerisine
İki tane sık iğne yaparak şu şekilde, bakın arkadaşlar, her boşluğumuzun içerisine bir, iki tane şu şekilde sık iğne yaparak birleştiriyoruz. Şimdi bunu hemen ben ölçtüm ama arkadaşlar, şu ayraçlarımla siz de öyle yapın. Diğer ucunu birleştirelim ki fazlalık eksiklik olmasın diye. Ölçtükten sonra önce burayı birleştirdim arkadaşlar. Bakın. Şu şekilde ayraçlarımızla tutturalım. Benim ipim biraz polyester olduğu için esneme yapıyor arkadaşlar. O yüzden şöyle tutturacağım. Sizler de bu şekilde yaparsanız işiniz de kolay olur. Bir tarafa eksik, bir tarafa fazla da gelmemiş olur arkadaşlar. Önce şunu da şöyle tutturayım. Köşelerimi tutturuyorum. Evet. Şimdi buradan başlıyorum, tekrar devam ediyorum. Her bir deliğin ortasına iki tane sık iğne yaparak kenar parçamızı çantamıza birleştiriyoruz. Bu şekilde buraya kadar gelelim arkadaşlar. Şuraları da göstereyim ben size birazdan. Evet, düz yere geldim. Burayı da her bir ilmeğin içinden arka yan kısımlarımızı da her bir ilmeğe bağlayarak sık iğne yapıyoruz. Bakın. Çok basit ve çok gösterişli güzel bir çanta arkadaşlar. Bunu istediğiniz kadar büyütebilir, istediğiniz gibi de küçültebilirsiniz. Sayılar sizde nasılsa. Evet. Bu şekilde arkadaşlar diğer uca kadar gelelim. Arkadaşlar köşeye geldim. Köşeyi de göstereyim size. Bakın tam köşe burası. Köşeye geldiğimiz zaman aynı yere 3 tane yaparsanız bir köşe oluşturmuş oluyorsunuz zaten arkadaşlar. Bakın hemen bir tane yapıp geri dönmeyelim ki, bakın şu şöyle tuttuğunuz zaman köşemiz gergin durmasın. Ve buradan sonrasını yine denk gelecek şekilde sık iğnemizi yaparak gidiyoruz. Evet arkadaşlar, sona kadar geldik. Bakın şu şekilde çantamızın bir tarafını bitirmiş olduk. Diğer tarafını da şunu da buraya aynı şekilde dikeceğiz şimdi arkadaşlar. Bu ipimi burada kapatıyorum. Bu parçamızı, ipini de kesmemiştim zaten. Şu şekilde yerleştireceğim arkadaşlar. Şuradan bakın. Yine kancalarımızla her bir köşesinden tutturun ki şu şekilde, aynı şekilde burayı da sık iğneleyeceğiz. Şimdi kancalı iğnelerle bakın tutturdum arkadaşlar. Şurası çantamızın diğer tarafıydı. Şimdi bu tarafını yapacağız. Bu ipimizi aldım. Her zaman bu ön taraftan böyle yapmamız lazım.
Hemen bu köşeyi aldım tekrar. İlk başlangıç yerini bağlayacağım ikisini. Sonra sık iğnemi yapmaya, şurada bir zincir çektim ve sık iğnemi yapmaya devam ediyorum arkadaşlar. Her bir kafesin içine iki tane sık iğne yaparak şöyle diğer tarafını gösterdiğim gibi şu uca kadar gelelim. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde çantamızı iki tarafını da şöyle göstereyim. İki tarafını da birleştirerek çantamızı hazır ettik. Şimdi ipimizi tekrar kırmıyoruz arkadaşlar burada. Yapacağımız işlem ise tam ağız kısmına, bakın hiç kırmıyorum. Direkt bütün kafeslerin içine iki tane sık iğne yaparak ağız kısmını bitireceğiz. Bakın şu şekilde olacak arkadaşlar. Buradan gelirken burayı ayarlayacağız. Bakın. Her bir kafesin içine iki tane sık iğne yaparak her bir tarafını buraya kadar gerelim arkadaşlar. Şu şekilde bu kenarı geldim. İlk ağzımıza arkadaşlar. Şimdi buraya geldik. Bakın. Burada yine aynı şekilde her bir ilmeğimize sık iğnemizi yaparak devam edeceğiz. Şuradan arkadaşlar. Ve buraya gelip bakın orayı da göstereyim size. Bakın arkadaşlar. Şimdi şurayı, şu ipimizi biz içeriden temizleyeceğiz sonra. Bu taraftan örmüştük değil mi arkadaşlar? Şöyle. Durması için içeriden alıp tekrar deliğimizi iki tane sık iğnemizi yaparak devam edeceğiz. Bakın böyle. Şimdi sona kadar gelelim arkadaşlar. Evet, çantamızı bitirdik arkadaşlar. Bu şekilde bakın kutu gibi oldu. Benim biraz polyester ip olduğu için tabi tam kutu şeklinde durmasa da bakın şu şekilde çantamız hazır. İstediğiniz kadar büyütüp istediğiniz kadar küçültebilirsiniz. Ben bu çantamıza deri kulplar dikeceğim bu şekilde. Sizler isterseniz örebilirsiniz. Örmek isterseniz de arkadaşlar videolarım var. Alt tarafta hasır çantanın kulpundan da uzun kulplardan yapıp buna dikebilirsiniz. Ben bu deri kulpları dikeceğim. Umarım güzel bir anlatım olmuştur. Arkadaşlar abone olmak ücretsizdir. Abone olursanız çok sevinirim. Varsa sorularınız, yorumlarınızda da bekliyorum arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinize kolay gelsin. Teşekkür ediyorum.